Ne doktoru kız, hasta mısın? Yok be, öylesi değil, kadın doğumcuya gideceğim. Kız kakılmış, kız imansız. Kız bizden saklıyorsun değil mi? Neyi saklıyorsun? Utanma kız, demek sen de anne olacaksın. Kız esnaftan yeder misin? Aman cahil karılar, insan gibi kızınca mı doktora gider? Niye anneye gidemez mi? Hadi kız utanma, saklama bizden, hamile kaldın değil mi? Kız hamile kalmadım ya! Aman biz de boşuna sevindik kız. Dayak yiyor, ondan çocuğu olmuyordur bunun. Niye gidiyorsun o zaman doktora? Çocuk olmuyor da o yüzden gidiyorum. Bizim enik diye tutturdu, çocuk istiyor. Yani bir kusur var deyip duruyor, gideyim de kurtulayım dirinden ya. Yürüyün be salak sarımsaklar, gene laf unuttunuz benim ya. Oldukça sağlıklı görünüyorsunuz Kakılmış Hanım. Ama biz yine de emin olmak için birkaç tahlil yaptıralım. Ne gerekiyorsa yapak doktorum. Her şeyi iyicene bir anlayak. Hadi bakalım Kakılmış, biraz mola ver. Ne zahmet ettiniz. Gel otur şöyle. Anlat bakalım, evde işler nasıl gidiyor? Nasıl geçsin işler? Eski tas eski ama. Yeni bir şey var ama. Ütülmüş çocuk istiyor. Aa, çocuk mu istiyor? Peki sen? Ya ne bileyim. Bu zamanla çocuk doğurmak, bakmak, ulan işte. Ben pek istemiyorum. Kakılmış, belki de çocuğunuzun olması iyi olur. Kocam biraz adam olur, ne bileyim çalışıp size bakmak zorunda kalır değil mi? Belki de bebeği zırtıma takıp beni temizliğe gönderir. Bak o da olabilir işte. Onun için iyi düşünmen lazım. Düşünüyorum Ayhan Hanım, düşünüyorum. Belki de arpacı kumrusu gibi düşünmekten hamile kalamıyorum. Bugün doktora gittim. Peki ne dedi? Çok sağlıklısın dedi ama dahlilleri yarın alacağız o zaman söyleyeceğim dedi. Kakılmış, o zaman kocanın da muayeneye gitmesi gerekiyor biliyorsun değil mi? Niye o ne? Niyesi var mı canım? Sende bir sorun yoksa demek ki kocanda bir sorun var. Olur mu öyle şey? Ay gibi adam. Canım bunun ayılıkla ne ilgisi var? Bence onunla konuşman gerekecek Kakılmış. Herhalde bu son konuşmam olur. Ümeğimi sıkıp gebertir beni. Elinizi sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. He, orası kolay canım, ben bulurum orayı. Tamam, tamam. Arkadaşlara, her köşelere selam söyle tamam mı? Hadi konuşalım. Kadın sığınma evindeki arkadaşlarım. Nasıllarmış? İyilermiş. Onlar da beni ezlemişler. Bu akşam işte çıkışta bir yerlerde buluşacak. Çok güzel. Gerçi ütülmüşün de haberi yok ama. Şimdi izin alsam telefon edip dünyada izin vermez ki. Bu çok mu önemli canım? Kocan her şey için senden izin mi istiyor? He vallahi doğru diyorsunuz. Kız biz bize. Yok ben zılat uyuyayım. Ben dün akşam bir zılaymıştım zaten. Kucak. Dünyaya bak ya. Evet. Aslında ütülmüşle aramız o kadar da kötü diye. Ütülmüş bebek bekleyen, evcil bir ayı gibi davranıyor. Ayağına denk al Kakılmış. Ya işler yine sarpa sararsa? Bir de çocuk olunca elin ayağını iyice bağlanır. Vallahi doğru kız, bu bir tuzak olabilir. Sonra istesen de boşanamazsın. Neyse canım, hayırlısı neyse olsun. Kız vakit çok geç oldu, ben daha yemek neyim hazırlayacağım, ben gideyim artık. Aman canım hocam işte, bir günde geç gidiver, kıyamet kopmaz ya. Doğru. Hem bütümedim de. Ciğer olmasın. Ciğer yani su yaptım enişte. Oh mis gibi kokuyor. Lan biraz daha bekleseydin. Teyzen gelince onun ciğerini sökacaksın. Onu da atardık içine. Geç kalmadım ya. Yok canım geç kalmadın. Daha yatsı okunmadı. Üstelik elinde ırak şişesine benzer bir şey de göremiyorsun. Neredeydin lan bu saatte kadar? Lan bırak beni değil mi? Ayıp değil mi çocuğun yanımda? Lan sen mutfağa git lan küçük karabeygir. Yürü zalata yap, ekmek doğra, onları badana yap hadi. Yürü bir şeyler yap işte. Lan sen yeni icat mı çıkarıyorsun lan? Neredeydin lan bu saatte kadar? Lan bırak alnı tucunu lan. Trafik sıkıştı be. Trafik sıkışmışmış. Kimi kandırıyorsun lan sen? Ankara İstanbul arası bile 4 saat sürüyor inek he? Lan sabah doktora gittim ya o yüzden de akşamı ben geç döndüm tabii ki. Doktora mı gittin? He. Ne dedi lan doktor? Sen de bir kusur hatanem yok dedi. Ama yarın dahlillere de bakacak. İnce ince Yasemince her mevzuya dokun.